Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Miraç'la ilgili, bugünlerde Miraç tabii, iki gün sonra Miraç kandilimiz var. Bu Risale-i Nur'daki anlatılan Miraç konuları çok harika. Tabii uzun sürer de ben, işte üstadımız diyor ki, Miraç'ı diyor, imansız bir adama Miraç anlatılmaz. Öyle Allah'ı tanıması lazım, melaikeleri bilmesi lazım, semavatın vücudunu kabul etmesi lazım. Bunları kabul etmeyen bir insana Miraç'tan bahsedilmez. Şimdi biz diyor burada vesveseye düşmüş bir müminin vesvesesini düzeltmek, onu ikna yoluna çekmek için bu hakikatleri anlatacağız. Arada sırada da oradaki münkir var, münkir inkarcı. Ona da bakacağız. Sen ne diyorsun bu işe? Anlatıyoruz arada bir. Ne diyorsun sen bu işe? Bakacağız. Şimdi şöyle oluyor. Hem hatıra gelir ki, ey mülhit, sen dersin, bin müşkilat ile tayyare vasıtasıyla ancak 1-2 kilometre yukarıya çıkılabilir. Nasıl bir insan cismiyle binler sene mesafeyi birkaç dakika zarfında kat eder, gider gelir. Nasıl olur mu diyor. Biz de deriz ki, arz gibi bir ağır cisim, arz, küre-i arz, fenninizce, yani okuduğunuz astronomi ilmine göre, hareketi seneviyesiyle bir dakikada takriben 188 saat mesafeyi kat eder. 188 saat mesafeyi kat eder bir dakikada. 188 saat ne demek? Yani bir insan yürüse, saatte 5 kilometre ölçüsüyle 188 saatte gideceği bir yeri küre-i arz bir dakikada gidiyor. Takriben 25 bin senelik mesafeyi bir senede kat ediyor küre-i arz. Ocak 1'de başlıyor, Aralık 31'de mi? 30 Mart ne çekiyor? 31'de bir tur atıyor güneşin etrafında. Bu turu atabilmek için insan yürüyüşüyle hesap edildiği zaman 24 bin sene bir insan hiç oturmayacak, yatmayacak, uyumayacak, tuvalete gitmeyecek, hiçbir şey yapmayacak, hep yürüyecek. 25 bin senede güneşin etrafını kat ediyor. Küre-i arzın kat ettiği o yeri. Şuraya bak Allah aşkına. Biz de deriz ki yani bir ismi cisim insanın nasıl oraya çıkıp gezdiğini, nasıl oralarda uçtuğunu aklına sığıştıramıyor kim? Tabii kefere, imansız adam, akılsız, beyinsiz. Ne diyor şimdi? Üstadımız cevap veriyor. Biz de deriz ki arz gibi ağır bir cisim fenninizce, okuduğunuz ilme göre hareket-i seneviyesiyle bir dakikada takriben 188 saat mesafeyi kat eder. Takriben 25 bin senelik mesafeyi bir senede kat ediyor. Takriben demek ona yakın yani. Acaba şu muazzam harekatı ona yaptıran, yani küre-i arzı uçurtan ve bir sapan taşı gibi döndüren bir Kadir-i Zülcelal bir insanı arşa getiremez mi? Şemsin cazibesi denilen, güneşin çekim gücü denilen bir kanun Rabbani ile Mevlevi gibi etrafında pek ağır olan cismi arzı gezdiren, diyorlar ya güneşin çekim kanunu, hadi öyle olsun, döndürüyor, gezdiren bir hikmet cazibe-i rahmeti rahman ile ve incizab-ı muhabbeti şems-i ezeli ile bir cismi insanı berk gibi arş-ı rahmana çıkaramaz mı? Allah Allah. Ama o düşünmüyor. Küre-i arz üstte oturuyor ya. Küre-i arz diyor bir yerde duruyor. Onun evet kitabında diyor belki küre-i arz dönüyor işte saatte 108 bin kilometre hızla diyor ama onu hayalen söylüyor. Gerçekten onun öyle olduğunu tasavvur edemiyor. Ama ben ediyorum şu anda. Şu anda hepimiz uçuyoruz. 108 bin kilometre hızla atmosferde gidiyoruz. İstanbul 5 dakika sonra kim bilir nerede?
İstanbul'la beraber gidiyoruz. Biz bunu yaşıyoruz Allah'a şükür. İmanımızla, itikadımızla, teslimiyetimizle biz bunu yaşıyoruz. Ama o imansız aptal herif bunu böyle düşünemiyor. Nasıl diyor çıkmış oraya? Nasıl orada diyor uçabiliyor? Ya küre-i arzı uçuran Allah. Miraç olayı bir mucizedir. Akılla, matematikle ispat edilecek bir şey değil ki. İmanlar oluyor bu. Devam ediyoruz. Ya hem yine hatırına gelir ki ey mülhit, ey imansız dersin. Birkaç dakikada binler sene mesafeyi kat etmek aklen muhaldir. Akıl almıyor bunu diyor. Gitmiş binlerce senelik yerleri geçmiş, gelmiş yatağını sıcak bulmuş. Bırak yahu diyor böyle şeyleri. Bırak bu hocaların haşa ve kella. İspat ediyor şimdi. Matematiksel ispat ediyor. Biz de deriz ki Sani Zülcelal'in sanatında harekat nihayet derecede muhteliftir. Mesela saftın süratiyle saft ses. Emine bir bağırıyor burada karşıdaki adamı durduruyorsun. Ömer tak duruyor orada. Saftın süratiyle ziya, elektrik bak. Ziyanın da bir sürati var. Elektriğin bir hızı var. Ruh, hayal süratleri ne kadar mütefavit olduğu malum. Ben şimdi hayalle bak gittim Kabe'de tavaf ediyorum hayali. Peygamberimizin mescidindeyim şu an ziyaret ediyorum. Hayalen. Bak. Ne diyorum? Mesela saftın süratiyle ziya, elektrik, ruh, hayal süratleri ne kadar mütefavit olduğu malum, farklı olduğu malum. Seyyaratın dahi gezegenlerin fenden harekatı o kadar muhteliftir ki akıl hayrettedir. Acaba latif cismi peygamberimizin oruçta miraca çıkarken süratli olan ulvi ruhuna tabi olmuş. Ruh süratinde hareketi nasıl akla muhalif görünür? Cesedi ruhuna tabi oluyor. Bir anda nasıl bak hayalen çok yerlere bir anda Cenab-ı Hak onu ruhunla cesedini aynı yapmış. Allah yapıyor ya. Görmüyor musun sen? Allah neler yapıyor ya? Cıvık yumurtadan tavus kuş çıkartırıyor. Cıvık yumurtadan timsah çıkartırıyor. Cıvık yumurtadan muhabbet kuşu çıkartırıyor. Cıvık yumurtadan kaplumbağa çıkartırıyor. Sen bunları görmüyor musun gözünle? Bre vicdansız. Evet. Hem 10 dakika yatsan, 10 dakika yatsan bazı olur ki bir sene kadar halata maruz olursun. Bir senelik görülecek şeyleri o anda görürsün. Ben de mi gördüm rüyada? Bir yattım Allah Allah dedim çok yatmış bir baktım 5 dakika olmuş. Hatta bir dakikada insan gördüğü rüyayı onun içinde işittiği sözleri söylediği kelimatı toplansa uyanık aleminde bir gün belki daha fazla zaman lazımdır. Demek oluyor ki bir zamanı vahid, bir tek bir zaman iki şahsa nispeten birisine bir gün, birisine bir sene hükmüne geçer. Uyanık adama göre 5 dakikadır, uyuyan adama göre bir sene kadar uzun bir zaman olmuş gibidir. Şu manaya bir temsille bak ki, bak şimdi çok enteresan, matematiksel anlatıyorum. Şu manaya bir temsille bak ki, insanın hareketinden, gürlenin hareketinden, savttan, ziyadan, elektrikten, ruhtan, hayalden tezahür eden, sürat-i harekatta bir mikyas olmak için, bir ölçü olmak için şöyle bir saat farz ediyoruz, saat. O saatte 10 iğne var, 10 tane iğne var, dönüyor, onu da dönüyor. Birisi saatleri gösterir. Biri ondan 60 defa daha geniş bir dairede dakikayı sayar. Bak işte. O buradan buraya gidiyorsa o bir devir yapıyor bak, sayar. Birisi 60 defa daha geniş bir daire içinde saniyeleri sayar. Diğeri yine 60 defa daha geniş bir dairede saliseleri ve hakeza rabiaları, hamiseleri, sadise, sabia, samina, tasia, ta aşireleri sayacak gayet muntazam azim bir dairede birer ibre farz ediyoruz, ibre.
Hepsi de dönüyor. Faraza saati sayan ibrenin dairesi küçük saatimiz kadar olsa, herhalde aşireleri sayan ibrenin dairesi arzın medar senevisi kadar, belki daha fazla olmak lazım gelir. İnanmıyorsan hesabını yap. Yap hesabını. 10 tane iğne. Birisi saati gösteriyor. Birisi dakikayı gösteriyor. Birisi efendim saliseyi, rabiayı, tasiayı gösteriyor bize. En sonundaki neyi gösteriyor? Aşireyi. Aşire 10 demek. Yani 10, aşire 10 demektir. Gösteriyor. Hepsi de dönüyor bu iğneler. Bu iğnelerin hepsi de dönüyor. Bakın kardeşler. Çok enteresan. Hiçbir kitap bunu böyle bugüne kadar ispat etmemiş. Allah razı olsun üstadımızdan. Ya şimdi iki şahıs farz ediyoruz. Biri saati sayan ibreye binmiş. Binmiş o şey gel kumana. Gibi o ibrenin harekatına göre temaşa ediyor. Diğeri aşireleri sayan ibreye binmiş. Bu iki şahsın bir zamanı vahitte, bir dakikada, beş dakikada müşahede ettikleri eşya saatimizle arzın medar-ı senevisi nispeti gibi meşhudatça pek çok farkları vardır. İşte zaman, çünkü harekatın bir rengi, bir levni yahut bir şeridi hükmünde olduğundan. Ya sorsanız ama zaman ne demek bilemezsin. Zamanı anlatıyor burada. Harekatta cari olan bir hüküm zamanda dahi caridir. İşte bir saatte meşrudatımız bir saatin saati sayan ibresine binen zişur şahsın müşahadatı kadar olduğu ve hakikati ömrü de o kadar olduğu halde, birisi yelkovana binen şeye bindi, o kadar dolaşıyor, o kadar yer geziyor. Fakat ötekisi de aşireye binen ibreye bindi. O kadar uzun ki küre-i arzın şeyi kadar geniş, belki daha büyük. Şu 60 efendim. Halde aşire ibresine binen şahıs gibi aynı zamanda o muayyen saatte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bürak-ı tevfik-i ilahiye binir. Allah'ın tevfikine muvaffak eden ibresine biner. Berk gibi bütün daire-i mümkünatı kat edip acayibi mülk ve melekotu görüp daire-i vücut ve noktasına çıkıp sohbete müşerref olup rü'yet-i cemal-i ilahiye mazhar olarak fermanı alıp vazifesine dönebilir ve dönmüş ve öyledir. Allah üstadımızdan ebediyen razı olsun. Bütün kardeşlerimiz, bütün ehli imanın, bütün ehli İslam'ın, bütün İslam aleminin miraçlarını tebrik ediyorum. Dualarını bekliyorum. Dua ediyoruz. Cenab-ı Hak vatanımızı, memleketimizi, milletimizi şer güçlerin fesadat ve ifsadatından muhafaza ettin.